Canan Kaftancıoğlu'nun bir şeyi var. Şöyle, Canan Kaftancıoğlu İstanbul Valiliği'nin eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılının başlamasına iki gün kala depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 93 okulun tahliyesiyle ilgili konuştu. Ve diyor ki Kaftancıoğlu, bu okulların çocuklarımızın hayatında yarattığı riski hatırlamak için bir başka coğrafyada deprem olması mı gerekiyordu? İlk etapta açıklanan riskli okulların çocuklarımızın hayatında yarattığı riski hatırlamak için başka bir coğrafyada deprem olması mı gerekiyordu? Bölgede deprem olmasaydı eğer yaklaşık bu okullarda etkilenen veya etkilenecek olan çocuklarımız bu okullara bugün de gitmeye devam edeceklerdi. Peki diğer kalan 7000 küsür okul ve bu okulda eğitim gören öğrenciler, öğretmenler, görevliler gönül rahatlığıyla gittikleri okula devam edebilecekler mi? Yani devlet okulları ve özel okullar şu anda eğitimin, öğretimin devam ettiği güvenli, velilerin rahatlıkla öğrencilerini gönderebileceği okullar mıdır? Bu konuda hem İstanbul halkının hem bizim ama en önemlisi çocuklarını okula gönderen velilerin bunu bilmeye ihtiyacı vardır. Kendisine İçişleri Bakanı denilen birilerinin depremde olan beceriksizliklerini örtmek için söyledikleri "biz İstanbul depremine hazırlanıyorduk" cümlesinin İstanbul'daki sadece okulların durumuna bakınca bile alışık oldukları yalan söyleme işinde ne kadar ilerlediklerini bir kez daha görebiliyoruz.